kalitedeki yavruları görmek mutluluk verici. Üreticisine de buradan tebrikler. Sen de çok güzel iki yavru almışsın. Pascal çok güçlü yani gövde olarak. Muazzam. Bak, o bir önceki erkeğe göre biraz daha açık renkli. Evet, ana renk. Herkese merhaba arkadaşlar. Viral Baş Yiğit ben. Öncelikle kanalıma ve videoya hoş geldiniz. Cümleten selamünaleyküm. Bugün Kars'tayız. Kars'ta birbirinden güzel videolar sizleri bekliyor. Güzel bir seriye başlayacağız. Ben de hayatımda ilk kez Kars'a geldim. Evren abicim merhabalar öncelikle. Merhabalar. Nasılsın, iyisin? Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Değerli izleyenler, bu videoda sizi birbirinden güzel köpekler ve birbirinden kıymetli bilgiler bekliyor olacak. Şu anda Kafkas Çoban Köpeği diyebildiğim ya da Kars Kafkas Çoban Köpeği diyebildiğim iki tane yavru var yanımızda. Abi öncelikle izleyenler seni bir tanısın. Evren Bey kimdir? Ne iş yapar? Bu köpeklere ilgi alaka nereden geliyor? Evet, aslında ben Karslıyım aslen. Makine mühendisiyim. Kendim mekanik ve tesisat bölümünde çalışıyorum. Hı hı. Fakat bir hobi olarak bu köpeklere bakmaktayım. 1996 yılında David Nilsson diye bir yabancı bir vatandaş, hı hı, Konya'da katıldığı bir sempozyumda Kafkas Çoban Köpeği hakkında briefing verdi herkese. Hı hı. Ben de oradan baktım. Bizim küçüklükte yanımızda olan köpeklerin hiçbirisinin memleketimizde artık olmadığını gördüm. Hı hı. Baktım soyu tükenmekte olan bunların birinin el atması gerekiyor. Bende de biraz tabii ki sevgi biraz fazla köpeklere karşı. Süper. Hayvanlara karşı sevgi çok fazla olduğu için. Ben dur. Ben de bunları böyle bakıp şehrimize kazandırmak istedim. Süper. Böyle bir çiftlik şeklinde bir şey açtık işte. Hadi gidin oynayın. Tamam, gidin oynayın. Salacağız sizi. Salacağız. Hadi. Hakikaten ayı yavrusu gibiler. Şimdi evet, ülkemizde Kars Çoban Köpeği, Kars Kıllısı, Kafkas Çoban Köpeği diye bazı tabirler var. Evet. Yani Kuzey Kafkasya'nın aşağısı Güney Kafkasya birleştiği için ülkemizin de en doğu üst noktasından bu hatta doğru giriyor. Büyük olasılıkla Kafkas'taki köpeklerle bunlar birbirinden bağlantılı herhalde bildiğim kadarıyla. Tabii ki akrabalıkları var fakat işleyiş şekli değişiyor. Köpekler daha bir dağ adepte, burası yüksek olduğu için. Hı hı. Dağ adepte, soğuğa adepte ve kurt ve ayı üzerinde çalışabilen, sürüye gidebilen tabii, köpekler. Tabii evet, sürüye yani, gidebilen mi köpekler. Şu an burada daha büyükler, kaç bizdekiler tane Kafkas Çoban köpeğimiz var? Ne sayımız haber? Çok fazla. Bu dişi mi erkek mi? Habire artmakta. Bu erkek. Erkek şu an genç bu erkek bir yıl iki ay oldu yanılmıyorsam şeyi. Daha büyümesini tamamlamadı, iki yaşına maşallah gelmeden. Maşallah, yavruların babası var arkadaşlardan. Arkadaşlar birazdan göreceksiniz, hakikaten acayip büyük kafalı, böyle koyu renkli, çok korkunç tipi olan bir köpek. Aslında çok da sevimli. Şimdi izleyenlerimiz şunu merak edeceklerdir. Ruslar mesela bu köpeği sahiplendiler. Evet. Kendi milli ırklarıymış gibi aktarıyorlar. Bu köpeklerin mesela Kars şehrindeki geçmişlerine ilgili hiç bilgin var mı? İzleyenlere bunu aktarabilir miyiz? Şimdi şöyle, biz evveliyatı nasıl yani bu köpeklerin? Ben küçükken bizim hayvanlarımız vardı ve bu tarz köpeklerimiz vardı. Ben küçükken üzerine binip gezdiğimi çok iyi hatırlarım ki benim şehirde yani benim yaşlarda olanlar, benim yaşımdan büyük olan kişiler bu hayvanların burada olduğunu gördüler yani. Biz, hı hı, gördük yani, yaşadık. Ben üzerine binip gezdiğimi bilirim. Daha benden olan, benim yaşımda olanlar, babamlar, onlar bilirler. Fakat köpekler bir şeyden sonra artık şehirde değişik köpek ırkları girdikten sonra ırkı koruyamadık. Yani bir ırk bilinci olmadı bu şehirde. Yani biraz daha artık maddiyat mı diyelim, insanların artık ucuza yönelmesi mi diyelim, neyse artık insanlar köpeği fazla ellerinden şey yaptılar. Hayvancılığın da tabii azalmasıyla. Peki çocukluğunda da önceden de yine böyle uzun kıllı, kalın kemikli, böyle koca kafalı, evet, cüsseli köpekler, evet, mi vardı? Evet, evet, kıllı. Devam edelim. Köpekler. Bir yandan da sohbete devam edelim. Evet. Bir yandan da gezmeye devam edelim. Evren abi bir hobici arkadaşlar. Bu işi ticari maksatla değil. Aksine bu köpekler yine yörede çoğalsın, türesin diye istiyor. Çünkü bildiğim kadarıyla Kars bölgesinde Türkiye'nin her yerindeki realite olan boğuş konusu var. Evet. Boğuş olunca da ister istemez farklı illerden de köpekler geliyor. Köpekler melezleniyor. Belki bunların içine dediğin gibi Anadolu Çoban köpekleri, Kangallar girdi. Kırıldılar. O yüzden evet, Kars'ın yöresel köpeğini çok fazla görmek, eskisinin özlerini görmek, evet, çok fazla mümkün değil. Evet. O yüzden evet, burada ben bu tarz köpekleri görmekten acayip mutlu oldum.
Şurada kardeşleri de var. Kardeşlerini de gösterelim size arkadaşlar. Bakın 3 kardeşi de burada. Bu da herhalde genç bir köpek. Bu 7 aylık falan işte. Bunların bir büyük versiyonu, bir önceki versiyonu. Kuyruksuz mu doğdu? Yok, kuyruğu bir kafesteyken öteki köpek kuyruğunu ısırdı. Kopardı yerinden. Veteriner fakültesine götürdük. Ay maşallah, sen ne güzel orada bir şeysin. Orada kestirdik. Bende de var şimdi 2 tane Kafkas çoban köpeği. Mısır'dan getirdim yavrularımı. Ya şu çok hoşuma gitti ya. Maşallah, nazar emsi. Bu şimdi en mi? Çirkin dönemleri bunlar bunların. Şu an bulundukları bölüm. Şimdi tam tüylerini döküyorlar, dişlerini atıyorlar. Çirkin biraz halleri böyleyse güzel halleri nasıl olacak acaba? Yani bir iki ay önce gelseydiniz tombul tombul. Maşallahları var. Pufuduk pufuduktular. Ya şunun tatlılığına bak ya. Kutup ayısı, bozayı. Bizim Kafkas bölgesinin hayvanlarını beslemek istedim, işin gerçeği. Hani bu bölgede yaşıyorsak beslediğimiz hayvanlar da bu bölgenin kendi orijinal hayvanları olsun. Hem soyları tükenmesin hem de devam etsin yani. Şimdi burada aşağı yukarı 20'ye yakın Kafkas çoban köpeği var. Bunlar nerelerden evet, geldi? Bunlar nerede? Buranın kendi köpekleriydi. Bunlar çok araştırdık. Aha. Devam ettirdik yani araştırmayı. Yani köylerden aradık, şey yaptık. İçeride dalmayın birbirimize. Yeni yavrulamış bir köpeğimiz var içeride. Ya Kafkas mı o da? Evet, o da Kafkas. Aa, süper olur. Onların mesela yavruklarının nasıl olduğunu çok merak ediyorum. Şu anda 4-5 günlükler. İki tane de alabayımız var. Bir de size onları gösterelim arkadaşlar. Onlar da şöyle bahçeden dışarıya çıkartalım istedim arkadaşlar. Hakikaten dişi de erkek de efsaneler. Çok hoşuma gitti. Türkiye'de bu kalitedeki yavruları görmek mutluluk verici. Üreticisine de buradan tebrikler. Teşekkür Sen ederim. De çok güzel iki yavru almışsın abi hakikaten. Evet. Dişiye baksana ya. Kutup ayısı. Muazzamlar. Bu erkeği ben de. Alabaylar var. Evet. Kafkaslar var. Kafkas ve alabay var. Orada çok değişik bir köpek daha var. Sürpriz olsun, onu videonun ilerleyen dakikalarında göreceksiniz. Sardırmadan izleyin, yalnız devam edelim. Arkada da çok güzel bir siyah beyaz erkek var arkadaşlar. Benim çok hoşuma gitti. Çok doğru bir gövde yapısı var. Köpek hem kalın hem gövdeli hem de çok hareketli ve çok iyi bir köpek. İyi bir örnek yani. Alabaylar konusunda hakikaten Türkiye'de bence iyi erkekler arasında abi. Onu da güle güle besle. Bunun ismi nedir? Pascal. Pascal. Çok güçlü yani gövde olarak. Evet. Muazzam. Pascal'da adamcılık var mı? Yok değil mi? Var, biraz var. Biraz var mı? Özellikle yani önünde yemeği falan olduğu zaman. Uzaktan yaklaşayım. Yoksa bize şey yapmaz. Kafası bağdayken bak, Pascal, şey yapıyor. Pascal, bu büyüyünce seni geçebilir. Bu da çok iri bir dişi olacak. Evet. Pascal da çok hoşuma gitti. Hakikaten muazzam. Yavruları da taşımakta zorlanıyorum. Böyle bel fıtığı yaptıracak yavrular yani. 15 kilo falan varlar. Hay maşallah, gerçekten çok güçlü. Lan nereye götürüyorsun beni? Gel 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 ayı gel. Gel onu şuraya bir koyalım da şurada bir görelim onu. Emre abi, beğendin mi? Harika. Hakikaten muazzam. Çok da güçlü. Değerli dostlar, kusura bakmayın. Tam da güneş böyle batma aşamasında karşıdan gözümüze doğru vuruyor. O yüzden yavruları bıraktıktan sonra gölgeye doğru geçtik. Hayvan da gerçekten çok güçlü. Nefes nefese bıraktı beni. Şundan bahsedeceğim. Bir de Evren abinin köpekler. Hem geçenlerde bildiğim kadarıyla bir kurt evet. ziyaret etmiş sürüsünü. Evet, evet. Sanırım sürü şu anda buraya biraz uzak değil mi? Dağda. Evet, şu an karşı dağda. Kışın buralara falan da geliyor diyorlar kurt. Şimdi yani kışın buraya nasıl geliyor? Karşı dağda askeri tatbikat oluyor. Geçen yıl Azerbaycan'la Türkiye'nin ortak yürüttüğü tatbikat şu karşı dağda yapıldı. O dağda bulunan kurtlar tabii o topların atışından dolayı şu hemen yanımızda bulunan derenin içerisinden yürüye yürüye buralara kadar geliyorlar. Geçen kışın 30'a yakın kurt bizim buraya gelmişti. Allah Allah. Evet, burada gördük tabii 30 ama dev gibi kurtlar. Yani öyle kurt var ki ya, şimdi ben televizyonda da izliyorum bazı yerlerde kurtları küçük küçük, yani buraya gelen kurtlar küçük falan değil yani, dev gibiler yani. Bizim yani Kafkaslar diyebilirim 80... ki 5 gün hiç yatmadan burada nöbet tuttular. Sen omuz yüksekliğini yani. Bilen bir adamsın. 80 santim civarında kurt gördün mü hiç? Buraya gelenler çok büyüktü. Yani atıyorum köpekle kıyaslayalım yani, mesela bu boyutta bundan bir kurt daha var mı? Da büyük diyebilirim size. Abi ben özellikle mesela bir tane başları vardı. O dev gibi bir şeydi yani. Hakikaten inanasım gelmiyor olsa. Biliyor musun? Mesela hani yanlış anlama, bugün evet. tanıştık. Sakın böyle şey yapma. Çünkü evet büyüyebilir kurt, inanıyorum. Ama birçok iri kurdu görüntülemekte zorlandığımız için evet. Yaşayanların yaşadığına itimat etmek zorundayız. Çünkü bahsettiğin ölçüler çok ciddi. Gel oğlum gel. Evet. Adam durduğu yerde durmuyor, mermi gibi ya. Bunun boyutunda bir kurt dediğin zaman 83-84 santim yapar. Bir kurt evet. için çok ciddi bir ölçü. Yani bizim bölgede bulunanların hepsi bu şekilde. Yani bizim burada küçük kurt bulmak çok zor bir iş. Çünkü dağlık evet. bölge olduğu zaman
kurdun yaşaması için büyüklüğe ihtiyacı var. Büyük olanlar, olmayanlar, hadi oğlum, sen yerine zaten geç. Zamanla kendi kendine yok oluyorlar. Kesinlikle katılıyorum. Bir de Kars, Türkiye'deki doğal yaşamın, vahşi yaşamın en yoğun görüldüğü yerlerden birisi. Sarıkamış'ta mesela her gün ayı ziyareti var. Evet, günlük kurtların, ayıların gelip uğradığı noktalar varmış. İnşallah biz de onları ekrana getirmeye çalışacağız. Bir de senin damızlık erkeği görelim istiyorum abi. Evet. O tarafa doğru da ilerleyelim. Evren abicim, maşallah, bu ne böyle ya? Aslan i̇şte kafası gibi. Merhaba. Gel, aferin sana, aferin. Ya ne kadar ürkütücü bir suratın var senin. Abi i̇şte nazar bizim, değmesin ya. Bizim Kars, Kafkas çoban köpeği dediğimiz orijinal, bizim buranın hayatı diyebileceğim hayvanı bu. Senin çocukluğunda üzerine binip geçtiğin köpeklerin herhalde bir versiyonu bu, gibi. Bugünkü gerçekten versiyonu çok bu. Kalın kemikli, çok kalın gövdeli. Acayip de kocaman bir kafası var. Değerli izleyenler, bu arada videomuza çok güzel sürpriz bir konuğumuz da geldi. Hocam sizi de böyle alalım, zahmet olmazsa aramıza. Hem sesiniz de çıkmış olur. İki tane mikrofonumuz var. Öncelikle izleyenlerimize bir kendimizi tanıtabilirsek. Arkadaşlar merhabalar. Ben Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni Anabilim Dalı'ndan araştırma görevlisi Fikret Bekraşoğlu. Buraya davet edildiğim için arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah, biz teşekkür ederiz. Geldiğiniz için biz teşekkür ederiz. Elimizden geldiğince bu köpeği size tanıtmak isterim. Öncelikle Kars, Ardahan, Iğdır, Van'ın bazı bölgeleri, ondan sonra Artvin'in bazı bölgelerinde yetiştirilmekte olan, özellikle sürü koruma ve çoban köpeği olarak kullanılan Kars çoban köpeğimiz şu anda izlemekte olduğunuz köpek. Bu köpek 2002 yılında askeri veteriner okulu tarafından tescil edilmiştir. Bunun dışında bu köpek iri ırklı köpeklerimizden biridir. Gördüğünüz gibi en tipik özelliği başının iri olması ve yeleli olması. Bu Kars çoban köpeğinin en tipik özelliklerinden birisi. Ağzı, gözleri içine alacak şekilde başta bir maskesi var. Gözlerinin etrafı daha açık renkli, şurada gördüğünüz gibi. Dediğimiz gibi ağız ve baş gayet iri. Göğüs bölgesinde yeleleri daha uzun uzun. Sırtı siyah, ayaklarının ucuna doğru gidildikçe renk açılıyor. Siyahtan griye, beyaza doğru. Ön ayaklarının ve arka ayaklarının bacaklarının arkası daha kıllı, kuyruğu kıllı. Göğsünde genelde açık bir renk hakim, madalyon şeklinde böyle beyaz. Evet, ama bu genel karakteristik renk galiba, değil mi? Evet. Yani açık, evet, koyu, farklı tonları olabilir diye düşünüyorum. Olabilir. Bir de sizin gibi bu konuda araştırma yapan bir hocamızı, bir yetkiliyi bulmuş olduğumuz için şu soruları da yönelteyim istiyorum. Ben mesela şu anda arkadaşlar köpeklerin bir kısmını gösterdik. Emre abi şöyle bir arkadakileri de göstersene. Orada mesela genç erkekler var, 9-10 aylık erkekler var, dişiler var arkadaşlar. Şu an ne derece görünüyor bilmiyorum videoda ama yaklaşırız olmazsa birazdan onlara da. Hı hı. Şimdi Kafkas çoban köpeği denilen bir ırk var. Caucasian Shepherd Dog. Evet. Rusların kaydetmiş olduğu bir ırk. Savaş zamanında içlerinden sert insana saldıranları elemine ederek ürettikleri bir köpek. Kafkas çoban köpeği olsun, bence Karadeniz daha çoban köpeği de olsun, coğrafi olarak Kafkasya ile Rusya arasında bir bağlantı ve köprü var. Sanki şunu diyenler çıkabilir, işte Kars köpeği eskiden beri var mıydı, yoksa biz Kafkas çoban köpeklerine mi Kars köpeği diyoruz? Bunu ayırt etme anlamında bunlar birbirinin varyatası olan köpekler mi? Yani evet. Kars'ta bu işin temelinde şu an Rusya'da aktif olarak yetiştirilen Kafkas çoban köpeklerinden bağımsız köpekler de var mıydı? Evet. Şimdi çok güzel bir noktaya değindiniz. Öncelikle bu soru için teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Şimdi Kars çoban köpeği ile Kafkas çoban köpeği aynı köpek değil. Kars çoban köpeği, Kafkas çoban köpeğinin bir varyetesi, bir kolu. Şimdi orada özellikle Kafkasya bölgesinde yetiştirilen köpekler daha bilinçli yetiştirildiğinden dolayı, özellikle bakım, beslemesi vesairesi daha iyi olduğundan dolayı gerek beden ölçüleri olsun, gerek canlı ağırlıkları olsun, Kars çoban köpeğine göre daha iriler, daha büyükler beslemeden dolayı. Şimdi bu coğrafyadaki bizim bu Kafkas çoban köpeğinin varyetesi olan Kars çoban köpekleri oradaki gibi bakım ve beslemesi bilinçli olmadığından dolayı daha küçüğü diyebiliriz. Hı hı. Ama aynısı değil.
Evet. Aynısı dersek yanlış söylemiş oluruz. Onun dağ grubu biraz bakım beslemeyle ve küçüğü böyleyse büyüğü nasıl olacak evet, acaba? Büyüğü evet aynen öyle. Maşallah. Evet. Yani kesinlikle katılıyorum. Evet. Bir de şu da var. Yani ben bu konuda iyi ki bu ikili buluşmuş. Kars'ta güzel işler yapacağınızdan ben eminim. Evet. Hatta onu bir yavaş yavaş götürürken şuradaki genç köpekleri de göstereyim istiyorum. Hem izleyenler bunun açık renkli versiyonlarını da görsünler. Burada sanırım daha yaşına yeni gelen ya da yaşına gelmemiş 10 aylık oldu. Genç 10 bir erkek var. Bakın mesela o bir önceki erkeğe göre biraz daha açık renkli. Evet. Ana renk zaten gri ve tonları. Evet. Bunda gördüğümüz gibi. Yerli ırklarımıza sahip çıkma anlamında hep birlikte özveriyle çalışmamız kesinlikle, lazım. Kesinlikle, kesinlikle. Çünkü Kangal milli değerimiz, Akbaş evet. milli değerimiz, işte ondan sonra Malaklı milli değerimiz, bunun dışında yine diğer ırklar için, Karadeniz'de Çoban köpeği için, Urfa ve Toroslar'da bulunan işte Güreh, Boz Çoban köpeği evet. denilen köpekler için çalışmalar devam Zerdava ediyor. Zerdava var, Tonya Finosu var. Hepsi milli değerler. Evet, hepsi milli değer ve şu anda sadece uluslararası düzeyde tanınan tek bir köpeğimiz var. O da Kangal. Kangal'ımız Bütün var. Bütün çoban köpeklerimizde Kangal evet, diye biliniyor. Evet, evet, aynen öyle. Onda da ciddi tartışmalar var. Evet. Evet. Gel bakalım, gel. Evet. Gel. Gel. Bizi ısırmaz inşallah. Yok. Gel, gel, gel. Gel inik. Şunun tatlılığına bak. Biz daha çok beslememizi hani küçük baş hayvana işte kurt saldırıları evet. olmasın diye küçük baş hayvanların içerisinde büyütüyoruz. Gel 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 gel. İnsanlara fazla bir şeyi yok. Evet ama cüssesine göre ne kadar atik, ne kadar dengeli evet. köpekler. Mesela evet. Kafkas çoban köpeklerde ben şunu da görüyorum. Ruslardakiler bu kadar atik ve dengeli değiller. Evet. Biraz daha ağırlaşmışlar ve sert karaktere döndüğü için koyuncu özelliklerini de kaybetmiş köpekler. Evet. Kurtçu özelliklerini de kaybetmişler. Arkadaşlar Kars Türkiye'de gerçekten en fazla lan yavaş deli salın beni de oynayayım diyor. evet. En fazla kurdun, şöyle biraz daha açalım da bize çarpmasın. En fazla kurdun görüldüğü şehirlerden birisi. Hatta buraya, geçen kış mıydı, bu kış mıydı oluyor? Bu kış değildir bu herhalde. Kış, bu kış. Işte. Bu sene. Yani geçtiğimiz kış. Geçtiğimiz. Evet. Yaklaşık 30 tane kurt bir arada geliyor. Evet. Kafkaslar da burada arkada bağlıymış. Ön tarafta da bağlı olan farklı köpekler var galiba evet. zannediyorum. Kafkasların gösterdiği tepki çok daha... Yani diğer köpekleri bir daha etmiyor, görmedi. Kafkaslar öne aldıktan sonra kurt falan görmedi. Evet. Şey, gerek ki sesinin kalın olması, ürkütücü olması kurtlara tabii... İt iti bilir diye tabii. bir tabir var aynen, ya abi. Aynen, tam aynen. olarak kurt o kurt biliyor, biliyor hangi köpeğin hangi gücü köpeğe, kuvveti yerinde, hangi köpeğe çökebilir, tabii. çökemez. Biliyorlar. Arkadaşlar gerçekten güzel bir video oldu. Çok daha fazla detaylı çekim yapayım istiyorum ama Kars acayip değişik bir yer. İlk kez geldim. Az önce güneş vardı. Tahammül edilebilir bir soğukluğu vardı. Şimdi bir anda soğudu her yer. Böyle ellerim üşümeye başladı. Evet. Şu sevimli yavrulardan da birer tane kucağımıza alalım. Hocam peki Kafkas Üniversitesi'nde bu ırkla ilgili yürüttüğünüz çalışmalardan genel hatlarından bir bahsedebilir misiniz izleyenlerimiz için? Şimdi şöyle söyleyeyim. Bu Kars Çoban Köpeği ile alakalı literatürde yeterli bilgi yok. Üniversitedeki hocalarımızla anabilim dalı başkanımız Sayın Profesör Doktor Turuk Kırmızı Bayrak öncülüğünde Kars Çoban Köpeği ile alakalı bir çalışmamız var mevcut şu anda. Öncelikle amacımız bu köpeğin fizyolojik ve morfolojik özelliklerini belirlemek. Bu bağlamda 0. günde köpeklerin öncelikle canlı ağırlıklarını alıyoruz. 1. hafta, 2. hafta, 4. haftada yine birer hafta ara ile olmak üzere canlı ağırlıklarını alıyoruz. 45. günden itibaren beden ölçülerini alıyoruz. Evet. Beden ölçülerinde de... Lan dur sus röportaj yapıyoruz. Hocam pardon. Başla alakalı olan ölçülerden kuyruk uzun, kulak uzunluğundan, kulak genişliğinden tutun. Baş çevresinden olsun, cidago yüksekliği, sağrı yüksekliği, beden uzunluğu, beden derinliği, kuyruk uzunluğu, işte kuyruk yapısı, bacak uzunluğu bu ve bunun bir köpeğin gibi... bu bütün ölçülerini alsam bir saat sürer herhalde hocam. Evet fazla sürer. Hadi gidelim falan ondan sonra. evet evet biraz hakikaten. Öyle oluyor ama zevkli, eğlenceli oluyor. Güzel oluyor. İşte dediğim gibi fizyolojik ve morfolojik özelliklerini belirlemeye yönelik evet. çalışmalarımız var, devam ediyor. Süper. Ya gerçekten bakalım, harika. İnşallah güzel sonuçlar ortaya çıkar. İkinizin bir aradaki verimli çalışması ve muhakkak Kars içerisinde bu projeye dahil olan diğer değerli Kars çoban köpeği besleyen insanlar da olacaktır. Hakikaten süper bir gündü. Kars'a geldiğimiz ilk gün bu kadar güzel köpeği bir arada görmek beni çok mutlu etti. Umarım izleyenlerimiz de bu videoyu izlerken mutlu olmuştur. Bu arada
abimin çok sevdiği bir dişisi var. Kapanışı da ben ondan birlikte yapmak istiyorum. O kadar köpeğin içerisinde en fazla duygusal bağ kurduğun köpek o herhalde. Evet, nedir onun hikayesi abi? Neden o kadar seviyorsun? Çok sevimli yani, bilmiyorum nedir ama yani onda beni çeken bir şey var. Anladım. Herhalde. Bende de oluyor mesela. Ben de bazen 30 köpeğim, 10 köpeğim, 70 köpeğim olduğu anlar oldu. Bazı köpeklerle bir duygusal bağ yakalıyorsun. Aynen. Demek ki o da sende öyle yakaladı. Valla ben de ne, nasıl bilmiyorum ama hani hepsini seviyorum ama onun yeri başka yani. Biraz süper. Da yaşlandı. Zilli, adı da Zilli. Yaşlandı herhalde, ondan mı bağlandım artık? Olabilir. Yani bayağı bir yaşlandı köpek. Evet, ondan harikaydı. Olabilir. Süper bir videoydu. Emeğinize sağlık, güneyinize sağlık. Sağlık, hoş geldiniz. Beğenmeyi, like atmayı, atarız. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Allah'a emanet. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.